Evet, şimdi dinamik bir meslekten, öğrencilerin en çok merak ettiği, onları cezbeden bir meslekten. Ama hem bir cazibiyeti var hem de bir acabası mı var, bunları konuşacağız. TSE puan türünden sinema ve televizyon bölümünden söz edeceğiz. Aslında TSE puan türü bayağı bir zor puan türü. Zorluğu nereden geliyor? Yani matematik fen daha zor gibi gözüküyor ama TSE puan türünde tercih yapacak olan aday sayısı çok fazla. Kıyamet gibi, hani eski deyimle, aldığı öğrenci sayısı çok az. En azlardan bir tanesi. Zaten iki puan türü var. TSE 1, TSE 2 ve size sunduğu, öğrencilere sunduğu bölüm seçeneği bir elin parmakları kadar sayılı. Ve onlarda da birkaç bölüm üstünde dönüyor bütün her şey. İşte bunlardan bir tanesi de sinema ve televizyon. Şimdi gördüğünüz bu reji genellikle hani televizyon sektöründe, televizyonlarda olur ama artık sadece televizyonlarda, bizde değil, üniversitelerde de var. Şu anda bir reji odasındayız. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünün reji odasındayız. Değerli konuğumuz Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünün başkanı, yardımcı doçent Nalan Büker hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz size. Şimdi bir iletişim fakültesinde vardır bu bölüm, sinema, hı-hı, televizyon. Bir güzel sanatlarda sizde olduğu, aynen, gibi vardır. Şimdi bu sorunun ilk bölümü. Bir de ikinci bölümü şu olsun. Kimisinde sinema ve radyo televizyondur, kimisinde sinema televizyondur, kimisinde medya ve iletişimdir. Var mıdır bunların birbirlerine fakülte bakımında ve bölüm bakımında farkları, yoksa kelime oyunları mı? Biraz yapı olarak tabii ki sinema, televizyon, güzel sanatlarda ders içeriğiyle, biçimlenişiyle, iletişim fakültelerindeki biçimleniş arasında fark var. Çocuklarımız için seçilen uygulama saatleri ve uzmanlaşmaya dönük seçmeli ders sayısı iletişim fakültelerinden farklı. İletişim fakültelerinde biraz daha kuram ve analiz ağırlıklı gidiyorlar. Yani ürün üstüne konuşmak, biraz daha yoğun eğitim alıp tarihsel sürecini değerlendirmek. Bizler de veriyoruz tarihsel süreci. Mutlaka kuramsal yapıyı veriyoruz ama biz biraz daha uygulamaya dönük, onların bugünkü görsel işitsel söylem kodlarını kullanarak ister televizyon için olsun, ister sinema için olsun ya da farklı mecralar için üretecekleri içeriklerde dil kurmalarını ve bunu estetik kurallara uygun olarak yapmalarını sağlayacak bir eğitim sunuyoruz. Peki burada bir yüzde verilebilir mi? Yani şu kadar teori vardır bizde, şu kadar uygulama vardır. İlla da rakama indirmeyelim mi bunları? İndirmeyelim. İndirmeyelim. İndirmeyelim çünkü seçmeli olarak sunduğumuz derslerin arasında bile öğrencimizin, gelen öğrencimizin beklentilerine uygun olarak teori ağırlıklı derslerle de devam edebilirler. Hı hı. Yani illa uygulamalı dersi seçmek, kesinlikle, zorunda değil. Yani senarist olmak için gelen öğrenci belki daha yoğun insanı ve analiz etmeyi öğrenecek. Peki şöyle bir algı var mıdır öğrencilerde? Ama bunu yadırgamıyoruz ya da suçlamak için söylemiyoruz. Gençtirler, belki bilmiyorlardır. Hani sinema, televizyon deyince daha bir ön plan, daha bir ekran, daha bir perde, daha bir görsel midir? Yoksa bu sunuculuk kısmı mıdır? Yoksa mutfakta var mıdır? Burası aslında, mutfak mı? Aslında biz kameranın arkasındakileri yetiştiriyoruz. Yani mutfaktakileri. Yani biz mutfağı, tamam, yetiştiriyoruz. Tabii ki öğrencilerimizin arasında ekran önünde olup, evet, ben, tamam, mutfağı öğrenip ekran önünde olmak için de hedef koyan ya arkadaşlarımız var. Yaptığı şeyi kendisi sunmak. Aynen, bu da çok normal. Gayet son derece, tamam, olumlu bir yaklaşım. Bunu da destekleyen içerikler sunuyoruz kendilerine. Hı-hı. Ama bilmeliler ki, burada daha yoğun yüzde verebilirim, %90'ı mutfak içindir. Hı-hı. Yani %10'u... Peki ekranın... mutfak için derken bu mutfakta neler pişer? Valla bu mutfakta teknik olarak bir yetkinlik kazanmanın ötesinde aslında içerik oluşturmak, proje geliştirmek ve analiz etmeyi öğrenmek. Aslında bu sadece senaryo yazmakla kalmıyor. Hı-hı. Senaryo yazmayı öğrenmek için eleştirel düşünceyi, bakış açısını kazanmak gerekir. Buna yönelik çalışan arkadaşlarımız var. Bunun için de var, bilgi gerekir. Okumak gerekir. Çok gerekir. Çok okumak ama gerekir. Sadece... Yani mitolojiyi de okuyacaksınız, tarihi de okuyacaksınız. İktisatı da okuyacaksınız. İnsan bilimlerini okuyacaksınız. Yani insanı öğreneceksiniz. Dünya vatandaşı olmayı öğreneceksiniz. Ancak o zaman söyleyecek bir mesaj üretebilirsiniz. Aksi durumda kopyalama. Yani birisinin yaptığını siz yeniden üreteceksiniz. Aslında burası, bu olay...
bir şeyi sunma yeri. Kesin. Ha, görsel işte yan unsurlarla ama bir şeyin olması lazım işte. Söyleyecek sözü olmayanın ürettiği içerik çok hızlı tüketilen bir içerik oluyor. Evet. Yani önce söyleyecek sözü bulmak lazım. Peki, yani logline'ı çıkaracağım. Hocam, şimdi bunun klipsini göstermeyeyim ama hani şunu benim tercih edebilmem için bir özelliğinin olması lazım. Hani beni cezbetmesi lazım. Bu görsel olur, işlevsel olur, neyse bir yakınlık olur falan filan. Peki sizi öğrencinin tercih edebilmesi için özelliğiniz nedir? Biz öğrencilerimize bir yuva sunuyoruz, aile yuvası sunuyoruz ve meslektaş arıyoruz. Hı hı. Çünkü biz yani burada, bu 3 senelik bir fakülte burası, önümüzdeki yıl mezun vereceğiz. Ve kadromuzdaki hocalarımızın, tam zamanlı hocalarımız da, dışarıdan destek aldığımız hocalarımızın da hepsinde bir sektör deneyimi var. Hı hı. Yani biz sektörün mutfağında büyüdük. Şimdi sektörün mutfağına... Sizin tecrübe ne kadar? Ben 30 yıl televizyon sektöründe bir fiil. Yani resim seçici olarak başladım. Işık taşıdık, kamera taşıdık. Neler yapmadık? Kablo topladık, toz aldık. Yani önce onları öğrendik. Oradaki dili öğrendik. Sinema sektörünün de televizyon sektöründen çok farklı bir emek ve üretim süreci yok. Televizyonu biz günlük tükettiğimiz için onu sanki farklılaştırıyoruz sinemadan. Sinema tabii ki sanat olarak bambaşka bir dil üretiyor. Ama aynı çerçeve, aynı düzlem, aynı anlam kodlamalarını kullanıyoruz. Bunu da iyi yaptığınızda yani dünya televizyonlarında da baktığınızda görüyorsunuz. Aslında bu öğrencinin de hedefinin büyük olması lazım. Kesinlikle. Yani bu sinema, televizyon aslında yerel veya ulusal bir sektör değil. Küresel bir meslek. Küresel bir meslek. Yani her yerde icra edebilirsin ama her yerde icra edebilmek için her şeye sahip olman lazım. Dil de dahil. Dil, terminoloji, üretim şeklindeki yöntemler. Yani hani bizim usul üretiyoruz, böyle de yaptık olduğu alışkanlık haline getirirseniz ne yazık ki her yerde başarılı olamayabilirsiniz. Peki böyle öğrenci var mı? Ya da öğrenciyi siz böyle yapabiliyor musunuz? Ya biz böyle yapmak için yani o standartlara, yani teknik standarttan söz etmiyorum. Hı-hı. Üretim sürecinde araştırma, ön hazırlık, proje geliştirme, ekip çalışması, takım ruhu. Yani bunu aşılamak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Eminim onlar da elinden geleni yapıyor. Çünkü biz hocalarımız olarak 24 saat hizmetteyiz. Hı-hı. Yani o iletişimi hep açık. Peki, tutarak... şimdi sinema devasa bir sektör. Televizyon devasa bir sektör. Bu iki devasa sektör 4 yıla sığıyor mu? Ya da buradan mezun olunca ben sinemayı mı seçeceğim, televizyonu mu seçeceğim? Yoksa hocam illa böyle ayırma birbirinden, öğrendiklerinle ikisini de veya yazılı basında yapabilirsin mi? Şimdi bence sektörler ayrı gibi görünüyor. Hı-hı. Yazılı basında gazetecilik ağırlıklı olarak bambaşka bir eğitimin gerektiğine Hı-hı. inanıyorum. Hı-hı. Ama bu ekran, hareketli görüntü dili üretenler için temel bir eğitimi aldıktan sonra öğrencinin motivasyonu çok önemli, nereye gittiğine karar vermesi. Ama üretim süreci, o ekran aynı, estetik kuralları aynı, proses aynı. Birinde film yapıyorsunuz, raw materyal çekiyorsunuz, öbüründe HD yapıyorsunuz. Ama tekniği bilmek zorundasınız. Onun kameraları nasıl konumlandıracağınız bilmiyor, hepsi aynı. Bu ortak bilgi içinden siz bambaşka bir şey yapar. Yeni medya bugün gazeteciliğin bile aslında dünyada baktığınızda video ile desteklenmiş içerikleri var. Peki ben öğrenci olsam şunu talep ederdim sizden. İyi güzel hocam, hani bana yaklaşımınız çok güzel, sunduğunuz olanaklar çok güzel. Kültürel bakımdan da hani ben de siz de bir şeyler ekliyoruz üstüne. Ama benim deneyim kazanmam için bir yerleri de görmem lazım. Yurt dışına gitmem lazım. Ne bileyim Afrika'ya, Sahra'ya gitmem lazım. İşte ne bileyim kutuplara benim git... O öğrenci değişimi, farklı yerleri görmek, kendini zenginleştirmek. Yani zaten üniversitemizin öğrencilerimize sunduğumuz Erasmus programları dahil olmak üzere bu tür olanaklara hep açık. Yani bizim mesela bölümümüz çok yeni olduğunu söylüyorum. Biz de yabancı üniversitelerle ortaklaşa uluslararası projeler üstündeyiz. Dünyaya gezmek, dünyaya ulaşmak son derece kıymetli ve bunu yapan, bunun girişiminde bulunmuş öğrencilerimiz var ve yapacaklar da zaten. Ama bunun dışında aslında çok uzaklarda aramadan yan galerilere giderek de kendilerini zenginleştirebilirler. Çünkü burası Güzel Sanatlar Fakültesi. Yani biz multidisipliner bir eğitim sunuyoruz. Heykel atölyesinde de çalışıyor, görsel iletişim bölümüne çıkıyor, animasyon dersine de giriyor ya da iç mimarlık
Müzikten renk, moda, ışık her tür dersi ortak havuzdan alabiliyorlar. Hanım kızımız arkada sessiz sedasız hanım hanımcık çalışıyor. Biraz sonra çekime gireceğiz çünkü çekime. Biz. Şimdi sormak istediğim şu. Bir uzmanlık dalı olarak mı mezun oluyorlar? Yani tamam sinema, televizyon okuduk genel. Ama ben mezun olduğum zaman sinemada veya televizyonda şu alanda ilerlemek istiyorum. Hani bu eğitimin bir parçası mıdır? Yoksa hocam bu yüksek lisansına mı eklenir? Yoksa hani hocam Allah ne verdiyse, sektör neyi emrederse onu mu yapacaktır? Şimdi biz seçmeli derslerimizle birlikte öğrencilerimizin olası hedeflerine rehberlik edecek ilk adım derslerini onlara sunmaya gayret ediyoruz. Güzel. Ve gerçekten bu seçmeli derslerimizde de sektör uzmanlarıyla onları karşılaştırıyoruz. Ve onların atölyelerinde bizim sunduğumuz imkanlarla birlikte de deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Sinema televizyon ya da radyo sinema televizyon eğitimi veren ülkemizdeki hiçbir yer nokta atışı yaparak bir uzmanlık eğitimi vermiyor. Öğrencilerimize temel eğitimi veriyoruz. Onlar uzmanlaşıyor. Ama daha okurken biz görüyoruz. Yani kameraya meyilli olanlar, senaryoya meyilli olanlar, bunun yapım sürecine meyilli olanlar küçük küçük ayrışıyor. Az çok kişilik özellikler de bunu şekillendirmeye başlıyor. Kesinlikle çünkü tanıyorlar. Peki, şimdi şunu da merak ediyorum. Hani öğrenciler iletişim fakültesinde veya işte güzel sanatlar fakültesinde, sinema, televizyon bölümlerinde kısa metrajlı filmler yaparlar. Ama bu filmler hani sektörden kopuk mu gelir bana? Yahut da hani yapılır da bir proje olarak sanki yüksek lisans tezi gibi raflara mı konur? Ondan sonra klasörlerin içine mi konulur? Tamam bunu yapması gerekir ama yaptığı da hani orada mı kalır? Hani bana nasıl ulaşır? Ya aslında dünyada kısa film dalıyla ilgili, kısa metrajlı yapımlarla ilgili bir yaklaşım, bir trend de var. Onların da kendi içlerinde festivalleri, yarışmaları var. Ama biz biraz kısadan uzuna geçme adımındayız. Yani bunu belki öyle de olması lazım. İlk kez sizlerle paylaşıyorum. Bir projelendirme aşamasında bir süreç görüyoruz. Bu yaz Işıklı Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri, hatta Güzel Sanatlardan birkaç öğrenci de dahil olacak. Yani sadece bölümümüz adına değil, bir uzun metraj yapıma gireceğiz. İnşallah izleyicilerle buluşturacağız. Peki, bu yapımı. Kritik bir soru şimdi. Hep deriz ki üniversite üniversaldir. İşte fakülteler birbirine iletişim içerisindedir. Birbirini tamamlar, bütünler falan filan. Şimdi şunu bize söyleyebilir misiniz? Yani mühendislik fakültesiyle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sinema televizyon bölümü. Nasıl bir işbirliği için? Ya da iktisadi, insani ve toplum bilimler fakültesiyle ondan sonra ne bileyim edebiyat fakültesiyle nasıl bir işleyiş vardır da hani bir sistem Steam diyelim. Ne dersek de nasıl bir işbirliği bu? Nasıl bir işbirliği? Aslında yaşadığımız evren, soluduğumuz atmosfer ortak ve aslında ortak üretim yapıyoruz. Biz de bu bağlamda mesela mühendislik fakültelerine gidip onların görsel, işitsel mesajı nasıl kodlayacaklarına ilgili bir deneyim kazanmaları için bir altyapı niteliği taşıyan dersleri gidip onlara veriyoruz. Onlar bizde ne yapıyor? Onlar gelip bizim donanımlarımızı kullanıyorlar. Mesela yani burada kullandığımız sanal stüdyolu yapının içinde iç mimarlıktaki öğrencilerimizin çizdiği projelerle onların dekorları, yani onların projeleri bizim için dekor niteliği taşıyabiliyor. Ya da işte görsel sanatlardaki öğrencilerin heykel bölümünde stop motion filmler yapıyorlar. Bir ortak çalışma yapıyorlar. Kesinlikle bilimler ortak. Yani matematik zekanın Türkçe sosyal zeka ile kesişmesiyle birlikte daha üst bir zeka düzeyine olabilir. Kesinlikle. Zaten multidisipliner i̇şte bir yapıdayız. İşin erbabı böyle olacak. İşte program kolay oldu. Aldı hocam. Sizin... Sazı eline götürdü. İşte iş bilenin kılıç kuşağının herkesin kendi mesleği. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.